Merhabalar. Su kasidesi okumalarının ilk videosuyla karşınızdayız. Bu video serisinde su kasidesini inceleyeceğiz. Her videoda bir beyte bakacağız. Bu beyti inceleyeceğiz, masaya yatıracağız. Yalnız öncesinde bir girizgah çekmek istedim. Zira öncelikli olarak bu su kasidesini bir tanıyalım. Nasıl bir şiir? Bunun üzerinde bazı fikirlerimiz olsun istedim. Su kasidesi adından da anlaşılacağı üzere bir kaside. Yani kaside nazım şekliyle yazılmış bir eser. Bir naat. Naat nedir? Hazreti Muhammed'in övüldüğü şiirlere, kasidelere biz naat diyoruz. Şimdi divanlarda su kasidesinin daha ziyade der, methi, hazreti, fahrı, kainat adıyla kaydedildiğini bilelim. Ama daha ziyade bilinen adının su kasidesi olduğunu da unutmayalım. Biz zaten kaside nazımı şeklini anlatırken şunu söylemiştik ki efendim kasideler genel itibariyle redifleriyle isimlendirilirler. Veled Çelebi İzbudak Aynül Hayat adlı eserinde bu Fuzuli'nin su kasidesi eserini şerh etmişse de bu eser ne yazık ki elimizde bulunmamaktadır. Su kasidesine baktığımız zaman 32 beyitten oluştuğunu görürüz. Bizim hani o 33-99 beyit arası olması lazımdı ibaresi var ya hani kasidenin. Ona da aykırı bir durum teşkil ediyor aynı zamanda su kasidesi. Kafiye örgüsüne geldiğimiz zaman kaside için söylediğimiz kafiye örgüsünün buraya tamamıyla oturduğunu görüyoruz. AA, BA, CA şeklinde gidiyor kafiye örgüsü. Kasidenin ilk 15 beyti nesip bölümünden oluşmaktadır. 32 beytin ilk 15 beyti nesip bölümünden oluşmaktadır. Ve buranın titiz bir şekilde yazıldığını görüyoruz. Burada ustaca bir girizgah yapıldığını görüyoruz. Ve tek beytle yapılan bir girizgah görüyoruz. Daha sonra 13 beytlik methiye bölümüne geçiliyor. Kasidin ana omurgası olan methiye bölümüne geçiliyor. Burada mübalağasız bir anlatım olduğunu görüyoruz. Taç beytte Fahriye'nin aynı beytte yer aldığını görüyoruz. Akabinde iki beytlik bir dua bölümüyle kaside nihayete erdiriliyor. Kaside Aruz'un Remel Bahri'nin üç failatün bir failün kalıbıyla yazılmıştır. Bu kasideyle alakalı süregelen en önemli tartışmalardan birisi neden su redifini seçtiğidir Fuzuli'nin. Yani neden bu kasideyi su üzerine inşa etmiştir? Bir görüşe göre Fuzuli'nin yaşadığı coğrafya kurak bir coğrafya, susuz, suya zor ulaşılabilen bir coğrafyadır. Dolayısıyla bu özlemle beraber Fuzuli su üzerine bir kaside yazmıştır ya da suyun üzerine bir kaside inşa etmiştir. Ama buna karşın bazı düşünceler de var. Yani Fuzuli'nin yaşadığı coğrafya, yani Bağdat'ta yaşamış olabileceği söyleniyor, Necef'te yaşamış olabileceği söyleniyor, Kerbela'da yaşamış olabileceği söyleniyor, Hille'de yaşamış olabileceği söyleniyor. Yani Mezopotamya'da, Irak-Arap'ta denilen bir bölgede yaşıyor ve burada bazı su kaynaklarının olduğu, dolayısıyla bu şiirin su kasidesi olmasını veya su üzerine kurulmasının su yoksunluğuna bağlanamayacağını düşünüyor bazı görüşlerde. Hangisinin tamamıyla gerçek olduğunu bilmemiz pek de mümkün görünmüyor. Yani Fuzuli ile konuşma şansımız pek yok. Hoş bizim bir Fuzuli röportajımız var ama orada da o soruyu sormamışız. Artık o da bizim kusurumuz olsun. Dolayısıyla bu iki yorumu da aklımızın bir kenarında bulunsun bence. Bir zararı olmaz ama şunu biliyoruz ki sonuç itibariyle çok sıcak bir coğrafya orası. Her halükarda yani suya ulaşılabilir olsa da ulaşılamaz olsa da su çok önemli bir madde. Zaten hepimiz için yani coğrafya fark etmeksizin su çok önemli. Canlılığın, insanlığın devamı için en önemli madde su zaten. Özellikle sıcak bir bölgede yaşanıyorsa burada su kaynağının yeterli olmaması çok önemli değil.
su çok çok önemli bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu neden su meselesiyle alakalı böyle daha coğrafi, daha fizyolojik açıklamalar yapılabilir. Ama bence şunlar daha önemli. Bakın, su rahmettir. Şimdi su rahmettir. Peki su kasidesi nedir? Bir naattır. Yani Hazreti Peygamber'in övgüsüdür. Su rahmettir. Peki Hazreti Peygamber, o da alemlerin rahmetidir. İşte bakın, burası çok daha önemli. Su rahmettir. Hazreti Muhammed rahmettir. Bir başka meseleye gelecek olursak şu. Evet, bir başka meseleye gelecek olursak şu. Suyun olduğu yerde feyz vardır. Feyz, suyun akıp taşması demektir. Bolluk, bereket demektir. Suyun olduğu yerde feyz vardır. Ve Hazreti Muhammed'in olduğu yerde de feyz vardır. İşte bakın, aslında su, neden su sorusunun en doğru, en açıklayıcı, en kamil yorumu bence burada ortaya çıkıyor. Su rahmettir, Hazreti Peygamber rahmettir, alemlerin rahmetidir. Su feyzdir, Hazreti Muhammed feyzdir. İşte, çünkü bu kaside bir naat. Tamamını birleştirdiğiniz zaman aslında en doğru yorumun bu olduğu sonucuna varabiliriz. Ayrıca bu kasidede su bir redif olarak kalmaz. Her beyitte mutlaka su ile alakalı bazı kelimeler, mevhumlar, olaylar vardır. Bu kaside baştan sona nemli, ıslak bir şiirdir. Böylelikle su kasidesi okumalarının girizgahını nihayete erdiriyoruz. Herkese saygılar ve sevgiler.